GCM Forex'ten herkese merhaba. Haftanın ikinci işlem gününde piyasaları incelediğimizde düne benzer bir şekilde yine Çinle birlikte başlayan hareketliliğin ön planda olduğunu ifade edebiliriz. Çin piyasaları dün gerçekleşen kayıplar ardından bugün de sert bir düşüşle e, borsalar sona erdi. Buna göre baktığımızda Şangay Bileşik Endeksi %8'e yakın düşüşüyle birlikte e, burada 2014 sonundan bu yana ilk kez 3000 puanın altına inmiş oldu ve bunun özellikle Asya piyasalarında e, seyri etkilediğini ve kayıpları sertleştirdiğini ifade edebiliriz. Yine burada Japon Nikkei Endeksinde de etkili fiyatlamalar gerçekleşti. Burada özellikle dün panik havasının yoğunlaşmasıyla birlikte Japon Japonya'nın olan talebin artış sağladığını görmüştük. Bugün bu gelişmeye ilişkin siyasilerin açıklamaları da gerçekleşti. Japonya hükümet sözcüsü hisse senedi piyasalarını yatıştıracak önlemler alma niyetinde olduklarını belirtirken Japonya Başbakan danışmanlarından Hamada'nın açıklamalarında yende gerçekleşen keskin değer kazanımının sürmesi ve bunun büyümeyi ekonomideki büyümeyi tehdit etmesi durumunda Japonya Merkez Bankası'nın ek parasal gevşeme adımları atmayı düşünmesi gerektiğini bir tavsiye niteliğinde burada dile getirdi ve bununla birlikte birçok para birimi dün gerçekleştirdiği fiyatların tepkisine yönelik fiyatlamalar gün içerisinde gerçekleşti ve burada yen'e baktığımızda da dolar karşısında özellikle sert değer kazanımlarının ardından Tabi burada dolar endeksinin de toparlanma eğilimiyle birlikte bir miktar dolar yen paritesinde yukarı yönlü hareketlerin gerçekleştiğini gördük. Ve burada son olarak fiyatlamalara da baktığımızda gün içerisinde %1'in üzerinde bir yükseliş var. 119.76 seviyelerinde şu an için seyrin devam ettiğini, fiyatlamanın sürdüğünü de ifade edebiliriz. Çin Merkez Bankası artan volatilite ve endişe havasıyla birlikte Bugün piyasaları bir miktar yatıştıran bir hamlede bulundu. Burada Merkez Bankası zorunlu karşılıklar ve politika faizinde indirim uyguladı. Buna göre bir yıllık borç alma ve verme faiz oranı 25 bas puan indirildi. Faiz indirimiyle kurumsal borçlanma maliyetlerinin düşürülmesinin amaçlandığı ifade edildi. Bu arada bankanın likiditeyi ayarlamak için gerekli araçları önümüzdeki dönemde de kullanmaya devam edeceği ifadeleri dikkat çekti diyebiliriz. Avrupa piyasalarına geçtiğimizde dün Çin'de başlayan sert kayıplar sonrasında Avrupa ve ABD'de bunun devam ettiğini görmüştük. Ancak bugün... Avrupa piyasalarının kayıplarını toparlanma çabasında olduğunu görüyoruz. Özellikle Euro bölgesi endekslerinde, Alman DAX ve Fransa endekslerinde %4 ortalamanın üzerinde bir yükseliş gerçekleştiğini ifade edebiliriz. İngiltere'de de sert yükselişler var fakat Euro bölgesine nazaran %2.70'te daha alçakta kalan fakat yine de endekse göre sert yükselişler ön plana çıktı. E, ve burada da özellikle dolar endeksindeki toparlanma eğilimiyle birlikte Avrupa'dan bahsederken euro dolara da göz atacak olursak aşağı yönlü hareketler burada da ön plandaydı diyebiliriz ve yüzde bir buçukluk. 1.1445 seviyelerinde 14.50 seviyelerinde seyreden bir parite söz konusu ki dün 1.17 seviyelerinin test edildiğinde hatırlatmakta fayda var. Burada gün içerisinde açıklanan rakamlara baktığımızda ise Almanya'dan günün başlangıç saatlerinde Avrupa piyasaları açılış öncesinde Almanya'dan GDP rakamı, büyüme rakamı açıklandı ve nihai rakamda %0.4'lük bir büyüme karşımıza çıktı. Günün devamında Alman İFO endeksi rakamlarını takip ettik. Burada da beklentinin üzerinde bir rakam açıklandı. E hafta sonu başlayacak olan G20 zirvesi öncesinde burada... Siyasilerin açıklamaları da birçok ülkeden ön plandaydı. Fakat burada özellikle Almanya ile ilgili yapılan açıklamalara baktığımızda özellikle İFO endeksindeki olumlu görünme de dayanarak burada Çin'e ilişkin endişelerin Alman ekonomisi üzerinde etkili olmadığı ifadeleri yer aldı. ABD tarafına geçecek olursak burada da dün... Kayıpların özellikle ön plana çıktığını, sert bir şekilde kayıplarla başladığını, güne sonrasında bir miktar toparlanma yaşandığını ancak negatif seyirde endekslerin devam ettiğini görmüştük. Bugün ise Avrupa'ya benzer bir şekilde toparlanma eğilimi ön planda ABD endekslerinde ve burada baktığımızda %2 ortalama ile ifade edebileceğimiz bir alım söz konusu 3 büyük ABD endeksine baktığımızda gün içerisinde ABD tarafında takip edilen önemli rakamlar vardı. Burada yeni konut satışları beklentinin altında kalarak negatif bir performans sergiledi ama özellikle burada 500 bin ortalaması üzerindeki devam eden seyir dikkat çekti. Tüketici güveni rakamı ise 101.5 ile birlikte Ocak ayından bu yana, Ocak 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve ABD tarafında e, burada güven açısından en azından tüketici güveni açısından pozitif bir seyrin karşımıza çıktığını ifade edebiliriz. ABD'de bu petrol fiyatları ile ilgili gelişmelerde bakacak olursak ABD tipi ham petrol özellikle dün e, sert düşüşler kaydetmişti. Bugün sınırlı da olsa tepki alımları karşımıza çıktı. Şu anda 39.21 seviyelerinde varil fiyatının seyrettiğini ifade edebiliriz. Brent tipi ham petrole baktığımızda ise 43-48 seviyelerinde varil fiyatı şu an için seyrediyor. Gün içerisinde 44-40'lara kadar yükselmişti. Gün içerisinde İran Petrol Bakanı'nın açıklamaları dikkat çekti. Burada pazar payının geri alınabilmesi için fiyata aldırmadan, fiyat seviyesini aldırmadan satış yapılması gerektiğini ifade etti burada İran Petrol Bakanı. Yurt içi piyasalarda ise özellikle erken seçime ilişkin gündem Piyasalarda etkiliydi, küresel çaptaki faktörlerin yanı sıra. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Davutoğlu'na Bakanlar Kurulu'nu kurma görevini verdi. Buna göre seçim hükümeti kurma etkisi artık Ahmet Davutoğlu'nda. E, yüksek Seçim Kurulu da burada seçimlerin 1 Kasım'da gerçekleşeceğini açıkladı. E, Türkiye Saati'yle 14'ten sonra da Ahmet Davutoğlu'nun e, diğer parti liderine, liderlerine yönelik konuşması yer aldığı haberler arasında. Yurt içinde açıklanan rakamlarda kapasite kullanım oranının açıklandığını ve beklentinin altında önceki rakamın altında düzeltiyorum. %74.2 ile sonuçlandığını gördük. Güven endeksinde de tüketici güven endeksinde de gerileme yaşandığını ifade edebiliriz. Fakat burada da özellikle BIST endeksi dün gerçekleşen sert kayıpların ardından bugün %3'lük bir yükselişte günü sonlandırdı ve 73.509 puanda günü kapattığını ifade edebiliriz. Türk lirası da gelişmekte olan ülke para birimleriyle birlikte değer kazanan varlıklar arasındaydı. Dolar Türk Lirası %0.75'lik bir düşüşle birlikte 2.9220 seviyelerinde, Euro Türk Lirası daha sert bir düşüş kaydetti. Özellikle doların euroyu baskılamasıyla e, sert düşüşün oluştuğunu ifade edebiliriz. 2. %2.25'lik bir düşüşle 3.3430 seviyelerinde hareket ettiğini görüyoruz ki gün içerisinde 3.42'lerin de üzerine çıktığını görmüştük paritenin e, TL açısından olumlu bir seyir gerçekleştiği görülüyor. Haftanın ikinci işlem gününde pariteleri ve piyasaları etkileyen ana başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz. <laughs>